Günaydın. Nasılsınız Hava Hanım? Beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan böbrek nakli olan kronik böbrek hastası 43 yaşındaki Hülya Demirel sağlığına kavuştu. Eşinin kendisini terk etmesinin ardından bir ay sonra böbrek hastası olduğunu öğrenen ve 10 yıl boyunca diyalize girerek yaşamını sürdüren Demirel, 7 ay önce nakil için sıraya girdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde böbrek nakli olan ve sağlığına kavuşan Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadığı kötü zamanların geride kaldığını söyledi. Hastalığı döneminde zor günler geçirdiğini anlatan Demirel şunları kaydetti. 2008'den beri böbrek hastasıyım. O yıllar çok şanssız, talihsiz olaylar geçti başımdan. Eşim bıraktı gitti beni. İki kızım var. Ondan sonra ben bir ay içinde böbrek hastası oldum. Üzüntüden midir artık bilmiyorum. Ondan sonra geldim buraya hastaneye. Böbrek hastasısın dediler. Ben şok oldum. Kimse de yok. İki kızım bir de ben. Başka kimse yok. Hiç bu organ şeyini düşünmemiştim. Geldim, başvurdum, tahlillerimi yaptırdım. Kendisine uygun böbreğin hiç beklemediği bir anda çıktığını anlatan Demirel şunları kaydetti. 7 ay oldu. Telefon geldi bana. Saat 2:30'da. Naciye Hanım arıyor. Böbrek çıktı diye. Gel. Ay ben şaşırdım birden. Daha dedim 7 ay oldu başvuralı dedim. Ondan sonra çok heyecanlandım o gece. Hiç uyumadım sabaha kadar. Bana uydu, kısmetmiş. Bağışlayan da vefat edenden Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Çok duygulandım bilmiyorum. Hayatımda hiç böyle mutlu olmamıştım. Tamer hocamdan Allah razı olsun. Çocuklarımla bir yere gidemezdim. Çocuklar ufak. Gezmek istiyorlar. Ben rahatsızım. İnşallah bundan sonra hayatım daha güzel olacak. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Transplantasyon Ünitesi Böbrek Nakli Uzmanı Doçent Doktor Tamer Sağıroğlu da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan gerçekleşen naklin başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Hayatı sıkıntılarla geçen bir hastanın hiç ummadığı bir dönemde nakille sağlığına kavuştuğunu belirten Sağıroğlu, Demirel'e iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yaşam diledi. Türkiye'de 20 binin üzerinde böbrek hastasının nakil beklediğini dile getiren Sağıroğlu şunları kaydetti. Türkiye'de oldukça bu canlı nakilli oldukça fazla ama kadavradan nakil olarak biraz gerilerdeyiz. Dolayısıyla buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. Beyin ölümü gerçekleşen insanlarımız yakınlarına organ bağışında bulunurlarsa birçok insanı tekrar hayata kavuşturabilirler.